Çok çirkin bir hareket, bir haddini bilmezlik. Bilhassa bir milletvekili tarafından yapılmış olması çok vahim. Tabii milletvekillerinin bir dokunulmazlığı var. Dokunulmazlık milletvekillerinin şahsına tanınmış bir suç işleme, suçtan muaf olma özgürlüğü değildir. Dokunulmazlık parlamento çalışmalarını güvence altına, teminat altına almak için verilmiş olan bir imkandır. Parlamento için verilmiş bir imkandır. Onun için bir milletvekilinin dokunulmazlık zırhını suistimal ederek böyle bir harekette bulunması çok büyük bir haddini bilmezliktir. Bir milletvekilinin açık bir şekilde kamuoyu önünde görevini yapmaya çalışan ve kamu düzenini sağlamaya çalışan bir kamu görevlisine karşı bu şekilde bir müessir fiil denilen bir harekette bulunması bence hiçbir şekilde dokunulmazlık kapsamında olmaması gereken bir husustur. Teknik olarak dokunulmazlık kapsamındadır ama parlamentonun burada dokunulmazlığı kaldırma yetkisi vardır zaten mevzuatımıza göre de. Bu konularda tolerans gösterilmemesi gerekir kanaatimce. Özellikle bir milletvekilinin kamu düzenini sağlamaya çalışan, görevini yapmaya çalışan, kanun hakimiyetini sağlamaya çalışan bir güvenlik görevlisine, polise karşı bu muameleyi yapmış olması kamuoyunda da toplumda da infial uyandıran bir suçtur. Bu bakımdan benim şahsi kanaatim bu konuyla ilgili olarak bence dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Meclis Başkanlığı'na geldiği takdirde biz bunu karma komisyona havale ediyoruz. Karma komisyonunda daha sonra yetki ve genel kurulda tabii bu konuda ben ancak şahsi görüşümü söyleyebilirim. Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir. Bir milletvekilinin bir polise, bir kamu güvenlik görevlisine karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Tamamen bir haddini bilmezliktir.